Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsanız biz de çok iyiyiz. Erzurum Olur'a misafir olduk bugün. Ablamın ellerinden Erzurum cağ kebabı yiyeceğiz. Ve adım adım neler yaptığını ondan dinleyerek, sorular sorarak öğreneceğiz. Ablacığım, bu etler ne eti? Kuzu. Kuzu eti. Cağ kebap yemek istiyorsan kuzu etinden yiyeceksin. Başka etten olmaz. Kuzu eti. Evet, bize birazcık bilgi verir misin? Arkadaşlar şu an biberi... Nasıl olsun? Acı mı istersiniz? Acı sever misiniz? Acı da severiz. Acı biberimiz isteğe biraz göre isteğe göre fark etmiyor. Pul biber, karabiber. Reyhan. Olmazları. Reyhan. Tuz. Ve şimdi çeviriyoruz. Aynı işlemi öbür tarafında da uygulayacağız. Evet arkadaşlar. Biber, karabiber, olmazsa olmaz reyhan. Bunları yaptıktan sonra etlerimizi ters çeviriyoruz. Aynı işlemi gene öbür tarafına da uygulayacağız. Ben tabii gene heyecanlandım. Her zamanki gibi alışamadım ama alışacağım, az kaldı. Bunlar bir harmanla kendine. Evet arkadaşlar, hepsini birbiriyle harmanlıyoruz, karıştırıyoruz iyice. Özleşsin diye. Biz Erzurumlar eti çok severiz. Eti çok sevdiğimiz gibi Erzurum cağ kebabını da çok yaparız. Denememiş olanları da tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Şu an yaydıktan sonra... Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde soğanların... Suyunu da ziyan etmiyoruz. Yani bunda hiçbir şekilde ziyan yok. İlk başta sıkıyoruz etin üzerine. İyice tat versin diye. Normalde eldiven kullanıyoruz ama şu an evde kendimize yaptığımız için çok fazla gerek duymadık. Soğanımızı da döktükten sonra iyice özleşsin diye gene aynı şekilde karıştırma işlemi gerçekleştiriliyor. Enişteciğimin ellerine sağlık. Bugün enişteciğim ve ablamın ellerinden Erzurum cağ kebabı yiyeceğiz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Bereketli olsun inşallah. Dediğim gibi sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka. Tabii yerinde yemek her zaman daha farklıdır ama eminim ki bulunduğunuz illerde de Erzurum cağ kebabı yapan bir yer vardır. Evet arkadaşlar, şimdi harmanladığımız özleşen etimiz zıcağımıza geçiriyoruz bu şekilde. Ve her koyduğumuz şekilde bastırıyoruz. Aralarına soğan koyuyoruz. Lezzet versin diye. Evet. Bastırıyoruz. Evet arkadaşlar, son hali de bu şekilde. Üzerine tutması için demir koyuyoruz çıkmasın diye. Ve bastırıyoruz. Şu şekilde çivi geçiriyoruz oradan. Sabitliyoruz. Ve bu şekilde son halinde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ocağımıza aldık. Bu şekilde. Kızarmaya başladıkça çeviriyoruz. Çevirdikten sonraki son halini gene göstereceğim. Ben bu işi biliyorum. Evet arkadaşlar.
şu şekilde cağ kebabımız pişiyor. Enişteciğim onu gösterir misin bize? Altını da göster. Birazcık bu şekilde çiğ kalınca koyuyoruz oraya. Közün üstüne. Közün üstüne. Orada pişiyor. Tabii böyle birazcık pişmemiş olarak sevenler de var. Öyle yiyenler de var. Benim gibi. Bu şekilde. Böyle. Oh. Mis. Yeme de yanında yat. Eline sağlık enişteciğim. Eyvallah Berem. Evet arkadaşlar, Erzurum cağ kebabının çekim sonuna geldik. Biz çekerken keyif aldık. Dilerim siz de izlerken keyif alırsınız. Like atmayı, abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Yorumlarda istediğiniz yorumu yazabilirsiniz. Cevaplarınızı verebiliriz. Her şey için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.